Arkadaşlar bu videoda doğru orantı ve ters orantı konusunu anlatacağım. Doğru orantı iki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa ya da biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa bu çokluklara doğru orantılı çokluklar deniyor. Doğru orantı baş harfleri D nokta O nokta şeklinde belirtilebilir. Sabit hızda giden aracın aldığı yol ile zaman ilişkisine baktığımız zaman 1 saatte 90 kilometre yol alıyormuş. 1 saatte 90 kilometre yol alıyorsa 2 saatte 180, 3 saatte 270 kilometre yol alır. Baktığımız zaman aynı oranda artışlar söz konusu. Ve saat arttıkça aldığı yol da artıyor. O zaman burada doğru orantı var diyoruz. Şimdi doğru orantı soruları nasıl çözülür? Onu inceleyelim. 1 saatte 90 kilometre yol alıyorsa bize 2 saatte kaç kilometre yol alır diye sorarsa soru işareti kilometre deriz. Baktık doğru orantıydı. Doğru orantıda içler dışlar çarpımı birbirine eşit olur. 90 ile x'i çarparız. Soru işareti çarpı 1'dir. İçler dışlar çarpımını birinci videoda anlatmıştım zaten. Buradan soru işareti 90x'tir. Yani x saati 90x. X saatte 90x kilometre yol alır deriz. Doğru orantılı iki çokluğun birbirine bölümü, burada dikkat, bölümü sabit bir sayıdır. Bu sayıya orantı sabiti denir. Neden bölümü sabit bir sayı? Şimdi X ve Y doğru orantılı iki çokluk olmak üzere X ve Y doğru orantılıysa X baktığımız zaman artarsa Y de aynı oranda artacak değil mi? Ya da azalırsa Y de aynı oranda azalacak. O yüzden birbirine bölümleri her zaman sabit bir sayı olacak. Şimdi aşağıda bir örnek var. Bunu inceleyelim. O zaman bu örneğe göre A ne ile doğru orantılı olur? 3 ile doğru orantılı olur. Doğru mu? Evet. B de 4 ile doğru orantılı olur. Hemen A 3 ile doğru orantılı, B de 4 ile doğru orantılı deriz. Hatta buradan içler dışlar yaptığımızda 4A eşittir 3B gelir. Yani aslında 4A eşittir 3B yine buradan da deniyor. Gördüğünüz gibi iki şekilde de var. Ya da bunu sabit bir sayı eşitti M diyelim. A buradan 3M, B de buradan 4M gelebilir. Yine 4A eşittir 3B dediğimiz zaman hemen şuraya A'ya buradan 3K, B'ye buradan 4K diyebiliriz. Devam edelim. Yoğurt elde edilmektedir. 25 kilo sütten kaç kilo yoğurt elde edilir? Şimdi süt arttıkça üretilen yoğurt da artacak mı? Evet. O zaman burada ne var? Doğru orantı var. Süt ile yoğurt arasında. Yazarız. 5 kilo süt, 4 kilo yoğurt, 25 kilo süt, x kilo yoğurt deriz. Doğru orantını olduğunu biliyoruz. İster ister 25 çarpı 4 eşittir 5 çarpı x'tir. 100 eşittir 5x. X de buradan 20 gelir. Yani 25 kilo sütten 20 kilo yoğurt elde edilmekteymiş. Diğer örnek, Sema'nın parasının Ceyda'nın parasının oranı. İlk videoda oranı ne olduğunu anlatmıştım. O yüzden direkt Sema'nın parasının Ceyda'nın parasının oranını 7 bölü 8 şeklinde ifade edebiliriz. Yine bu genişletilebiliyor veya sadeleştirilebiliyordu. Genişlettiğimizde 7K, 8K deriz. O zaman Sema'nın parasına 7K TL'si, Ceyda'nın parasına da
8 KTL diyebiliriz. İkisinin paraları toplamı 225 ve Ceyda'nın kaç lira parası var dediğine göre ikisinin paraları toplamı biz 15K bulmuştuk. 15K eşittir 225'miş. K da buradan 15 gelir. K 15 ise Ceyda'nın parası 8K'ydı. Buraya da yazmıştık. 8 çarpı 15 deriz. O da 120'dir. Devam edelim. Bu soruyu da iki yolla birden çözelim. X artı 8 ile Y artı 2 doğru orantılı ise X'in yerine 4 yazdığımızda ve Y'nin yerine 2 yazdığımızda 12 ile 4 doğru orantılı oluyormuş. Sonra X'in yerine 7 iken Y kaça eşit olur demiş. X'in yerine 7 yazdığımızda 7 artı 8 15 oluyor. 15. Y'nin yerine de yine Y kaça eşit olur dediği için Y artı 2 şeklinde ifade edelim. Y yazalım. Şimdi bu ikisi doğru orantılı ise ister dişler yaparız. 60 eşittir 12 Y artı 24 deriz. Doğru mudur? Evet. Buradan da 60'dan 24 çıkarız. 36. 12 Y eşittir 36'dır. Y de buradan 3 gelir. Direkt. Şimdi ikinci yola geldik. Neydi? Doğru orantılı iki çokluğun birbirine oranı sabit bir sayıya eşitti. X artı 8'in Y artı 2 oranı sabit bir sayıya eşit olacak. O zaman sabit sayımız ne olsun? K olsun. X'in yerine 4 yazdığımızda X artı 8 12 Y'nin yerine 2 yazdığımızda Y artı 2 4 oluyor. O zaman buradan sabit sayı kaç geliyor? 3 geliyor. Sonra X'in yerine 7 yazdığımızda 7 artı 8 böyle Y kaçtır dediği için Y artı 2 diye direkt yazarız. Buradan da şu denkleme ulaşırız. Yani 15 7 artı 8 bölü Y artı 2 idi. Böyleyse buranın kaç olması lazım? Y artı 2'nin 5 olması lazım. Y artı 2 de 5 ise Y de buradan yine 3 gelir. İkinci yol. Bu da birinci yoldu. Devam edelim. Ters orantı nedir? İki çokluktan biri artarken diğeri aynı oranda azalıyorsa ya da biri azalırken diğeri aynı oranda artıyorsa. Böyle çokluklara ters orantılı çokluklar denir. Ters orantı yine baş harfleriyle ifade edilir. Ters orantılı iki çokluğun çarpımı sabittir. Bu çarpımı orantı sabit deniyor. Neden çarpımı sabit? Doğru orantılı iki çokluğun bölümü sabitti. Bunda neden çarpımı sabit? Çünkü biri artarken diğeri azaldığı için bu ikisini çarptığımızda hep aynı sabite ulaşırız. Çünkü biri artarken diğeri azalıyor ve birbirini dengeliyorlar. Bu yüzden de çarpımları sabittir. A ve B ters orantılıysa bunların çarpımları sabit olmak zorundadır. Şimdi bir problem var aşağıda. Bu problemi inceleyelim. Bunun ters orantılı olduğunu nasıl anlayacağız? Bakalım. Aynı özellikteki iki işçi elindeki işi 10 saatte bitirdiğine göre 4 işçi bu işi kaç saatte bitirir? Hemen iki işçi 10 saat yine aynı şekilde yazarız. 4 işçi 2 saatte bitirir deriz. Şimdi bir iş var elimizde ve bu işi işçiler bitirmeye çalışıyor. 2 işçi 10 saatte bitiriyormuş. Tamam mı? İşçi sayısı arttıkça bu iş daha çabuk bitmez mi? Çünkü bir tane iş var. Evet, değil mi? Daha çabuk biter. Hatta işi çabuk bitiremedikleri için bu arada işçilerin kapasitesi sabit olacak. Bitiremedikleri için oraya daha fazla işçi yollarlar ki daha çabuk bitsin mantığından. Yani işçi sayısı arttıkça yaptıkları süre kısalır mı? Daha çabuk bitirdikleri için süre de kısalır. O zaman burada ne oluyor? Biri artarken diğeri azaldığı için ters orantı oluyor. Hemen buraya ters orantı diyeceğiz. Peki ters orantı soruları nasıl çözülüyor? Bu sefer diyeceğiz ki şimdi bununla aynı sıradakileri çarpacağız. Doğru orantıda içler dışlar vardı. Bunda öyle değil. 2 ile 10'u çarpacağız. 4 ile de 2'si çarpacağız. Bunları eşitleyeceğiz. 20 eşittir
4x eşittir 5. 4 işçi de 5 saatte bitiriyormuş demek ki. Şimdi ikinci soru. 360 lira para ve 7 ve 11 yaş arasındaki çocuklara yaşlarıyla ters orantılı olarak paylaştırılıyor. Küçük çocuk kaç lira alır? Burada bize direkt ters orantılı olarak paylaştırılıyor demiş. Yaşlarıyla. Şimdi 7 A ile ters orantılı olsun mu? Evet. 11 de B ile ters orantılı olsun. Diyeceğiz ki 7 ile A ters orantılı, 11 ile de B ters orantılı. Aslında biraz önceki soruya benziyor. Hatta bize direkt vermiş. O zaman 7 ile A'yı çarparız, 11 ile de B'yi çarparız. Aynı satırlar birbirine çarpılıyor ve eşitlik ulaşıyorduk. 7 A eşittir 11 B ise ne oluyor? A buradan 11K, B de buradan 7K diyebilir miyiz? Evet deriz çünkü eşitlik var. O zaman 11 artı, hatta şunu şuraya yazalım. 11K artı 7K 18K eder. 18K 360 liraymış. Buradan K eşittir 20 TL gelir. Küçük çocuk kaç lira alıyordu? 7 yaşındaki küçük olan da A lira alıyordu. A lirada 11K'ydı. 11 çarpı 20 deriz. Küçük çocuk 220 lira alıyormuş. Hatta ikinci yolla da çözelim. Deriz ki ters orantılı olduğu için neydi? Çarpımları sabit bir sayıydı. 7A'yı 11B'ye direkt eşitleriz. O zaman buradan yine A eşittir 11K, B de eşittir 7K gelir. Yine buradan aynı şekilde 11K ile 7K toplar 18K deriz. 18K 300 ise K eşittir 20. Küçük çocuk 11K aldığı için 11K çarpı 20'den 220 TL alır. Bu da ikinci yoldu. Gelelim üçüncü soruya. Birbirine bağlı olarak hareket eden iki dişli çarktan büyük olanı 15 kez, küçük olanı ise 20 kez dönmekte. Büyük olanın diş sayısı 160 olduğuna göre küçük çarkın diş sayısı kaçtır? Burada bilmeniz gereken bir şey var. Tur sayısı ile diş sayısı ters orantılı. Maalesef bunu bilmezsek soruyu çözemeyiz. Yani adı üstünde dişli. Dişli çark ya. Yani o zaman diş sayısı büyük olan daha diş sayısı daha fazla olduğu için büyük olan dişli daha az dönecektir. Şimdi soruyu inceleyelim. Birbirine bağlı olarak hareket eden iki dişli çarktan büyük olanı 15 kez. Hemen hatta kaç dişi varmıştır? 15 kez, küçük olanı ise 20 kez dönmekte. Büyük olanın diş sayısı 160. 160 dişi olan büyük çark kaç kez dönüyordu? 15 kez. Küçük olanın diş sayısını bize sormuş. M dişli küçük çark da kaç kez dönüyor? 20 kez. Şimdi burada ters orantı olduğunu biliyoruz. Bunu bilmemiz gerekiyor çünkü. O zaman şurayla buranın çarpımı birbirine eşit olacak. 160 çarpı 15 eşittir 20 çarpı m'dir. 160'ı 20'ye böldük. 8. 8 çarpı 15 eşittir m. M de buradan 120 sonucuna ulaşırız. Gelelim son sorumuza. Özdeş 6 musluk havuzun 1 bölü 3'ünü 3 saatte dolduruyor. 1 bölü 3'ü yani şurasını 3 saatte dolduruyormuş. Boş havuzun tamamı demiş. Aynı özellikteki 18 musluk kaç saatte doldurur? O zaman biz doğrudan 1 bölü 3'ü 3 saatte dolduruyorsa tamamını kaç saatte doldurur? Bunu direkt buradan hesaplayabiliriz. 3 saat burayı 3 saatte de orayı dolduracakları için toplam 9 saatte doldururlar. Doğru mu? Şimdi 6 musluk bir havuzu 9 saatte dolduruyorsa 18 musluk bir havuzu 2 saatte doldurur. Peki buradan x kaçtır? Şimdi doğru orantı mı ters orantı mı? Bakalım. Havuzumuz buydu. Musluk sayısını arttırmışlar. Daha fazla su akacak.
O zaman dolma süresi ne olur? Kısalır. Musluk sayısı arttıkça dolma süresi kısalıyor. O zaman biri artarsa diğeri azaldığı için ters orantı oluyor. 6 çarpı 9, 18 çarpı x deriz. 54 ediyor. 54, 18, x ise x eşittir 3'tür. Yani 18 musluk 3 saatte doldurur. Bu da son.